hılkat, yaratılış demek. Yaratılışın en yüksek gayesi iman-ı bilahtır. Yani insanın hılkatının, yaratılışının en yüksek gayesi Allah'ı tanımaktır. Cenab-ı Hakk'ı bilmektir. Biliyorsunuz her şeyin bir gayesi var. Herhangi bir şeye atfettiğimiz teveccüh, kıymet onun gayesine taalluk eder. Hatta şöyle diyebiliriz. Bir şeye, herhangi bir şeye verdiğimiz kıymet onun gayesine bakar. Herhangi bir şey gayesini bitirdiği an görevini de bitirmiş olur. Mesela diyelim ki şu koltuğu düşünün. Şu koltuğu aldınız. Şu koltuğun bir gayesi var. Koltuğu getiriyorsunuz. Misafir odasına yerleştiriyorsunuz. Ve sonra kullanıyorsunuz. Geldik, oturduk. Şu anda şu koltuk gayesine ne yapıyor? Hizmet ediyor. Ama 20 sene geçse, 30 sene geçse, 20 sene içerisinde bu koltuk yıpranır. Mesela öyle bir vaziyette olsa gelsem, şöyle sırtımı şey ettiğim zaman, sırtımı verdiğim zaman koltuk şey yapsa, çökse, alttan da tökülse, böyle, yetez yazı ve zirci aram, her cephesiyle böyle, şu koltuk salansa, artık biz bu salondan koltuğu tarif ediyoruz, çıkartıyoruz. Niye çıkartıyoruz? Koltuk gayesine hizmet etmiyor. Yani bu bir kanun olarak karşımıza çıkıyor. Gayesine hizmet etmeyen şeyi tarif ediyoruz, asıyoruz. Ben bir derece daha açayım. Mesela diyelim ki benim bir bahçem var. Mesela kayısı ağaçları, 10.000 kayısı ağacım var. Bu sene hiçbir tane ağaç kayısı vermedi. Ne yaparız? İkinci seneyi bekledim. İkinci sene de kayısı vermeyince insan kızar. Bu ikinci sene yine kayısı vermiyor. Üçüncü sene de yine o mesela 300 bin dönümlük bahçem üçüncü sene de kayısı vermezse dördüncü sene bana kayısı vermeyen ağacı keser. Cehenneme atarım. Odun yaparım, satarım. Ateşte yakarım. Bakın, yani size kayısı vermeyen, yani gayesine hizmet etmeyen ağacını yapıyoruz. Kesiyoruz. Tavuğunuz var. Kümesi siz kuruyorsunuz. Yemini de siz veriyorsunuz. Her türlü bakımını da siz yerine getiriyorsunuz. Ama yumurtayı başka tarafta yapıyor. Ne deriz? O tavuğun kafasını uçuruyoruz. Demek ki her şeyin bir gayesi olması lazım. Bu bir. Bir. İkincisi, gayenin de bir gayesi olması lazım. Şimdi her şeyin bir gayesi olduğuna göre, her şeyin bir gayesi olduğuna göre, öyleyse insanın gayesine, şimdi insana bakıyoruz. İnsan Cenab-ı Allah'ın en antika bir mahluku. Çok mükemmel halk edilmiş. Çok müzeyyen yaratılmış. İnsan hakikat noktasında kainatın özü. Alemin özeti. Şimdi kainatın özü, alemin özeti şeklinde yaratılmış olan insanın hikmet ve mantık iktiza eder ki böyle bir insanın kainatın farkında en az kainat kadar bir gayesi olması gerekir. İşte insaniyet ile teçhiz edilmiş, ona idrak takılmış, ona konuşma, nutuk kabiliyeti verilmiş, ona yüzlerce binlerce hissiyatlar takılmış olan insanın elbette kainatta bir gayesi olması zaruridir. Nedir bu gaye? Yani neye gelmiş insan dünyaya? Niçin yaratılmış? Bir ağacın gayesi var. Her ağacın gayesi var. Mahlukata bakın. Bütün mevcutun gayesi var.
insanın gayesine. İşte madem ki insanda akıl var, muhakeme kabiliyeti var, evvela insanın kendi ikliminde kendini sorgulaması lazım. Kimim? Kiminim? İçin yaratıldım. Yani dünyaya gönderilmekteki asli gayem nedir? Ben ya bir hatıramı anlatayım. Bir zaman lisede öğretmenlik, din dersi öğretmenliği yaptığımız zaman öğrencilerin sınıfta bir eşitlik, matematikte eşitlik çift çizgi. Onu tahtaya yazdım. Yani çocuklar şimdi bunu önce bu kavramı tanımlayalım. Sonra bu kavramın taşıdığı manayı biraz daha külleştirelim böyle, aşalım diye. 2 çarpı 2 eşittir 4. Doğru mu? Evet hocam doğru. 2 çarpı 2 eşittir 4. Peki bir daha yazalım. 5 eşittir 2. Hocam yanlış. Peki düzeltiyorum. 5 büyük işareti 2. Doğru mu? Evet doğru. Dedim şimdi şu eşitliği, bu büyüklük ve küçüklük kavramını biraz daha külleştirelim. Çok şeye tatbik edebiliriz. Yani sadece böyle matematikteki rakamların taşıdığı manada değil. Biraz daha açalım. Geçtim tahtaya yazdım. İnsan eşittir. Çok affedersiniz. Öküz. Bakın. Ses geldi. Hocam bu yanlış. Madem yanlış düzelteceğim. İnsan büyüktür. Öküz. Şimdi bu öküzü matematikte bazı harfleri parantezi alıyoruz veya açıyoruz. Şimdi öküzü açacağım. İnsan büyüktür öküz. Kaç parantez? Yer artı içer artı çiftleşir artı ölür. Parantezi kapattım. Şimdi hakikaten bir hayvanın temel karakteristiği, özelliği, temel vasıfları değil mi? Yemek, içmek, çiftleşmek, ölmek. Yazdım. Aç parantez, yer, artı, içer, artı, çiftleşir, artı, verir. Gel bu tarafa. İnsan da sadece yese, artı içse, artı çiftleşse, artı ölse ne olur? Baktım, Tarık Hocam, iki sorudur diye. Yani demek ki, bakın, yani insanı hayvandan ayıran özellik, işte gayesini bilmesidir. Gayesini bulmasıdır. Çünkü gaye, insan dünyaya niçin gelmiş? Rabbini bilmeye gelmiş. Allah'ını tanımaya gelmiş. İşte insan Allah'ını tanıdığı zaman, düşündüğü zaman, tefekkür ettiği zaman hayvanlıktan uzaklaşır. Hakiki insaniyetin şerefine çıkmış olur. İşte madem her şeyin hılkatta yaratılışta her şeyin bir gayesi var. Elbette insanın da insanın fıtratına baktığımız zaman onun antikalığına, fıtratındaki camiyete baktığımız zaman onun da kainatın fevkinde bir gayesi olması iktiza eder. İşte o gaye iman-ı billah'tır. Allah'ı bilmektir. Demek ki burada şimdi meseleyi mantık noktasından tahlil edersek her şeyin bir gayesi olması lazım bir. İkincisi gayenin de israf olmaması lazım. Bu da bir kanundur. Yani düşün. İşletmecisiniz. Çok güzel bir fabrika tesis ettiniz. Milyarlık bir yatırım yaptınız. Mesela diyelim ki şeker fabrikası. Fabrikayı kurdunuz. Milyarlık. En son teknolojiyi getirdiniz. Mükemmel bir fabrika kurdunuz. Şimdi şeker fabrikası. Şeker fabrikasının gayesi ne? Şeker. Tamam o zaman insan ne yapar? Tatmin olur. Fabrikadan maksat şeker. Peki fabrikanın gayesi şeker olduğuna göre şekerin gayesi ne? Üretimi alıp getirip burada Sivas'ın en yakın yerinde nehir, hangi nehir var? Kızılırmağı çekmek. Fabrikadan gaye şeker. Şekerden gaye de balıklar istemezsin. Kızılırmağı çekmek. Gayenin gayesi israf olursa o zaman her şey alış olur. Her şey manasız ve hakikatsiz olur. Şimdi aynı bu manada düşünürsek kainatın özü, özeti, hulasası, neticesi,
meyvesi, semeresi insandır. Yani kainatı bir fabrikaya teşbih edersek, kainat fabrikasının meyvesi, gayesi, neticesi, nihai istihsalı kimdir? İnsandır. Kainat fabrikasından gaye insan. İnsandan mı gaye? Şimdi aynen o misal gibi fabrika kainat çalışsın, insan ortaya çıksın. Sonra insan isim toprağa gömülsün. Hiç olsun, helal olsun. Bir gayesi olmasın. İşte insanın da kainatın fevkinde, ilerisinde bir gayesi olmak gerekir. İşte o gaye imanı billah'tır. Evet, demek ki şu ilk cümleyi tahlil edersek, hılkatın en yüksek neticesi ve fıtratın, insan yaratılışının en yüce neticesi imanı billah'tır. Allah'a inanmaktır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük tamamı İman billah içindeki marifetullah'tır. Şimdi demek ki beşerin en büyük makamı da marifetullah'tır. Yani Allah'ı tanımaktır. Beşerin en büyük makamı, en âli mertebesi de Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Onun marifetinde yol kat etmektir, büyümektir, terakki etmektir, tasavvuf etmektir. Şimdi cemiyet hayatında bizim birçok ünvanlarımız var. Yani sosyal hayat içerisinde ünvanlarımız var. Ve biz genellikle bildiğimiz, meşhur olduğumuz, zihnimizi tahsis ettiğimiz saha, hangi sahayla meşgul oluyorsak ve meşgul olduğumuz sahada neler biliyorsak, bu bildiğimiz şeyler bile izafe ediliyor, bize pay veriliyor, ünvan veriliyor. Ben bunu bir derece daha açayım. Mesela şimdi diyelim ki, Kırabak soğan üretmiş, sarımsak üretmiş. Patates, domates. Ne yapmışız? Soğan nasıl ekilir? Sarımsak nasıl biçilir? Patates nasıl yetiştirilir? Domates tarladan alınır. Nasıl bakımı yapılır? Bunu öğrenmek için fakülte açmışız. Soğanı biraz mumalayla ifade edersek, soğanı ziraatçılarımız küsmesinler, soğanı, sarımsağı, patatesi tanıyana ne demişiz? Yüksek ziraat mühendisi. Yüksek ziraat mühendisi. Peki nedir bunun ilgi alanı? Soğanı, sarımsağı tanıyor. Şimdi Cenab-ı Hak dağın derinliklerinde kömür yaratmış, kazmayı vurmuşuz, kömürü çıkartmışız. Bu kök, koktur, bu lignittir, bu kriplerdir. Bunu tasvip etmişiz. İsmimiz ve ünvanımız olmuş, yüksek maden mühendisi. Ve Cenab-ı Hak toprağın derinliklerinde petrolü halk etmiş, yaratmış. Sondajı vurmuşuz, petrolü çıkartmışız. Petrolü tanıyana yüksek, ya yüksek petrol mühendisi. Onun da iyi de, yükseği de var, ünvanı da var, o da güzel. Ama sen neyi tanıyorsun? Ya işte ham petrolü tanıyorsun. Ele değdiği zaman eli kirleten bir maiyi, bir su gibi bulanık, bulaşık, kirli bir suyu tanıyana izafet ediyoruz. Yüksek. Ya. İnsanlar ne garip. Gözünün tıbbi noktasında nasıl takılır? Nasıl ameliyat yapılır? Göz doktoru. Midedeki arızayı, sadece mideyi arıyor. Eskiden doktorlarımız her şeyi anlıyordu. Şimdi saha daraldı, ancak bir şeyi anlıyoruz. Sadece mideyi. Mideyi anlayan dahiliye mütehassıs. Sadece kalbi anlayan kalp mütehassıs. Sadece gözü, tıp noktasından gözü anlayan ne? Ya, göz mütehassıs. Şimdi bakın, yani meseleyi tahlil edersek, insanın ağzında diş var. Kaba ifade edersek, diş nedir? Kemiktir. Yani Cenab-ı Hak dişi ağzımızda çakmış. Çakmış. Bir diş nasıl sökülür? Yerine yenisi nasıl takılır?
kemiği öğrenmek için, takmak için 20 sene eğitim veriyoruz. Dişçi, diş tabibi. Sonra da götürüyoruz, ağzımıza dişlerimiz sökülüyor, protez yaptırıyoruz. Bizim bir arkadaş öyle yapmış. Doktora dişçiye getirmiş, dişlerini protez yaptırmış, alt üst. Sonra tuvalet. Elini falan yıkarken bir apşırmış, ikisi beraber pat diye düşmüş, girmiş. Dişin kendisini değil, tabiri caizse putunu, taklidini yapmaya öyle büyük bir maharet vermişiz ki ne? Diş tabibi, diş doktoru. Yani kemiği tanıyan diş doktoru. Yani olursa soğanı, sarımsağı tanıyan mühendis. Peki ya bütün alimleri yaratan, yoktan halk eden, bütün alimlerde rububiyetini, tasarrufatını gösteren, yarattığı her şeyle ilmini, dirayetini kullarına ihsas ettiren, ya Allah'ı tanıyan, patatesi tanıyan mühendis olursa, ya bakın, ya Allah'ı tanıyan ne olur? İşte Allah'ı tanıyan arifi billah olur. Yani Allah'ı tanıyanın marifeti en yüksek marifet olur. En büyük marifet olur. En âli, en kutsi, en yüksek bir keyfiyet olur. İşte onun için diyor ki, insaniyetin en âli mertebesi bu alemin sahibini tanımak. Çünkü yerde, gökte ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ındır. Onu ilan ediyor, onu gösteriyor. Biliyorsunuz eserdeki güzellik, eserdeki mükemmellik doğrudan doğruya ustasına aittir. İstanbul'a gidiyorum, ben Süleymaniye Camisi'ni temaşa ediyorum. Süleymaniye güzel. Estetik itibariyle güzel. Proje itibariyle güzel. Ahenk itibariyle güzel. Şiir gibi yazılmış. Mükemmel nakşedilmiş. Tamam, Süleymaniye güzel. Ama o güzelliğin arkasında Sinan'ın güzelliği var. Mimar Sinan'ın ilmi güzel. Değil mi? Mimar Sinan'ın mahareti güzel. Ruhunda kemalat var. İşte eserdeki güzellik doğrudan doğruya onu yapan ustasının güzelliğini göstermiş oluyor. İlmindeki güzelliği, maharetindeki güzelliği, kabiliyetindeki güzelliği yansıtmış oluyor. İşte nasıl Süleymaniye camisine baktığınız zaman arkada Sinan görünüyorsa, kainata baktığımız zaman şöyle başını kaldır, semavata bak. Ne muhteşem bir kubbe. Süleymaniye Sinan diyor, şu kainat kubbesi de Allah diyor. Allah'ın büyüklüğünü, azametini ilan etmiş oluyor. Şiir gibi haşmetle, cemalle, mükemmelle yaratılmış. Onun için ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor, beşer teftiş niyetiyle, tecessüs niyetiyle alemi temaşa etse. Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o göz yorulur, bir noksanlık göremez. Çünkü hılkatta hüsnü külli vardır. Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi en mükemmel yaratmış, en müzeyyen yaratmış, en şahane, en ekmel bir şekilde halk etmiş. Ayet-i kerimede o göz yorulur diyor, gözünü kaldır bak. Hılkatta, yaratılışta abes yoktur. Her şey mükemmeldir. Her şey müzeyyendir. İşte yaratan bilmez mi hiç? Şu semaya bak, şu kızlara. Ne keyfiyette halk edilmiş. İşte dolayısıyla nasıl bizim bildiklerimiz bize bir malumat oluyor, bize bir marifet oluyor. Biz o marifetle ne yapıyoruz? Cemiyet hayatında bu izafetle tanımış oluyoruz. Öyleyse kainattaki her şey Cenab-ı Allah'ın namütenahi kemalinden, nihayetsiz kudretinden, ilminden haber veriyor. İşte kainatı okuyan, Cenab-ı Allah'ın rububiyetini alemde temaşa eden, Allah'ı tanıyanın mertebesi dünyada ve ahirette en yüksektir, en büyüktür. En büyük makam ve en âli mertebe marifetullah'tır, Allah'ı tanımaktır. Evet.
devam ediyor. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Tabi muhabbetullah yani Cenab-ı Allah'ı sevmek, marifet bilmek, marifetullah Allah'ı bilmek, muhabbette sevmek. Muhabbetullah, marifetullah. Allah'tan daha büyüktür. Çünkü sevme makamı bilme makamının daha ilerisindedir. Bilmeyen sevemez. Tabiri ise sevenler de bilenlerdir. Beşerin diyor bakın en parlak saadeti, en dünyada en parlak saadet, en tatlı nimet marifetullah'tır. Allah'ı sevmek, muhabbetullah'tır. Allah'ı sevmektir. Bakın insanın fıtratında, yaratılışında muhabbeti netice eden sahipler, sebepler vardır. Mesela biz dünyada bazı şeyleri severiz. Ama bazı şeyleri hangi cihetleri severiz? Mesela bunu tahlil ettiğimiz zaman mesela bazı şeyleri severiz. Neyi severiz? Hangi şeyden bir telezzüz alıyorsak, lezzet duyuyorsak onun için severiz. Yani muhabbetin, sevginin bir kaynağı lezzettir. Bir kaynağı lezzettir. Bir kaynağı menfaat. Bir kaynağı rikkat-ı cinsidir. İnsanın evladını sever, çocuğunu sever, torununu sever, akrabalık hissedir. Bir kaynağı da kemaldir. Kemalat. Kamil olan insanları insanla yapar, sever. Şimdi mesela muhabbetin temelde en önemli kaynağı lezzettir. İkramdır. Bir insan birisinden ikram görürse, iltifat görürse onu ne yapar? Sever. Mesela şimdi özetlersek aslında muhabbetin üç temel kaynağı var. Biri ikram. İkram ve ihsan. İkincisi lezzet. Üçüncüsü kemal. Kemal. Şimdi şu üçünü tahlil edersek birincisi ikram. İnsan ikramı sever. İhsandan hoşlanır. El insanı abidül ihsan denilmiş. İnsan ihsanın kölesidir. İnsan ihsanın kölesidir. Mesela birisi Anadolu'da bir tabir vardır. Derler ki bakın bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Bir kahvenin 40 yıllık neyi vardır? Hatırı vardır. Bir insan sizi evinize götürse, sofraya açsa, size ikram etse, size yedirse, siz o insana yaparsınız, yemekten sonra teşekkür edersiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bu iyiliğinizi ya unutmayacağız. Peki size birisi bir kap yemek yedirse, ona teşekkür ediyorsunuz. Aslında işte teşekkür nedir? O ikrama karşı, değil mi? O ikrama karşılıktır. Teşekkür etmek. Peki size önünüze bir çay getirene, bir kahve getirene teşekkür ediyorsunuz. Peki esas ikramların sahibi kimdir? Ya. Bu ikramlar nereden geliyor? Bütün ikramların sahibi Cenab-ı Hak'tır. Yani hulasa neyi seversek, neden hoşlanıyorsak onlar bizi ikram eden, ihsan eden Allah'tır. Bakın mesela bakıyorsun, ağaçtan elmayı alıyorsun, meyveyi alıyorsun. Şimdi o meyve, elma ve elmanın ağacı insanı tanımaz. İnsanın midesini bilmez. İnsanın ihtiyacına cevap veremez. İnsana şefkat etmez. Belli ki bakın, o meyveye bakıyorsun, o meyve doğrudan doğruya Allah'tan bir ikramdır. O yontulmamış kaba kereste seni bilmez. Sana şefkat etmez, sana acımaz. Demek perde-i gayb arkasında, şu gayb aleminin arkasında seni bilen var. Senin midenden haberdar olan var. Ya. Sana acıyan var, sana şefkat eden var. O nimetleri senin önüne seren var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tabi sofraları namütenahi. Yani insanın kainat içerisinde çok külli bir manası, keyfiyeti olmuş olduğu için aslında
Cenab-ı Hakk'ın bütün ihsan ve ikramında insan merkez alınmış. Yani insan odak noktası. Bütün nimetler geliyor, insanın başına bağlanıyor. Yani mesela düşünün, bir koyunu düşünün. Bak şimdi koyun, affedersiniz, ahırdan ayağını, adını atarken lisan-ı hal ile ne diyor o hayvan? Diyor ki sahibine, sen benim efendimsin, sen benim sultanımsın. Eğer senin ete ihtiyacın varsa, buyur boynum, sana feda olsun, buyur. Kesip ne yapıyoruz? Yiyoruz. Yok eğer senin, bakın, ete ihtiyacın yoksa, sen bana müsaade et, ya, ben diken yiyeceğim. Çıplak ayaklarla bir dağdan bir dağa dolaşacağım, diken yiyeceğim. Hem nasıl yiyor? Ağzıyla yiyor. Bakın, eliyle değil, ağzıyla yiyor. O dağdan o dağa çıplak ayaklarla dolanıyor ve diken yiyor. Ot diyor bize, olsa da bir şey olacağı yok ya, tıp fakültesi yok, laboratuvar yok, eczahane yok, kimyane yok. Cenab-ı Hak kan içerisinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaştırmadan en muvaddi, en kime nimeti yaratıyor. İşte süt. Şimdi koyun, bakın, ne diyor lisan haliyle? Sen böyle çıplak ayakla bir dağdan bir dağa gidemezsin. Sen diken yiyemezsin. Sen otla tarabbi edemezsin. Bana müsaade et. Ben diken yiyeceğim. Bakın. Ben diken yiyeceğim, sana süt getireceğim. Diken yiyor, bize süt getiriyor. Sonra ne diyor lisan haliyle? Sen böyle ahırda pis kokular içerisinde yaşayamazsın. Sana döşek lazım, yün lazım. Bana müsaade et. Ben diken yiyeceğim, sana yün getireceğim. Şimdi bakın, Cenab-ı Allah'ın sonsuz ihsan ve ikramı bize müteveccih. Bize akıyor. Namütenayi nimetler var. Hep bizim için. Mesela yani Cenab-ı Hak, yani bahsede dersen, yani yumruk kadar bir midemizin ihtiyacı için baharı halk etmiş. Bahardaki bütün meyveler ve sebzeler yumruk kadar midenin ihtiyacıdır. Midenin sofrasıdır. Gözümüz için ışık alemini, güneşi yaratmış. Burnumuz için kokular alemini, kulaklarımız için sesler alemini. Ağzımız için tatlar alemini, ciğerlerimiz için atmosferi, hava alemini halk etmiş. İşte bütün bu nimetler, bütün nimetler Allah'ındır. Madem sana bir çay ikram edene, bir çikolata tutana teşekkür ediyorsun, bu nimetlerin sahibi olan Allah'a karşı bir teşekkür yok mudur? Bir minnettarlık yok mudur? Demek hakikat noktasına bakınca esas sevilecek kimdir? Allah. Bir de kemal. Cenab-ı Allah'ın yani muhabbetin, sevginin bir kaynağı da kemalattır. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın kemalatı namütenayidir. Sonsuzdur. Sonsuz bir kemal sahibi, nihayetsiz bir cemal sahibi olan bir zatı sevmek beşere vaciptir. Lazım. İşte insan Rabbini bilirse, marifet de onu bulursa, muhabbetle onun marifeti inkişaf ederse, marifet yoğunlaşırsa, o zaman onun en dünyada ve ahirette en parlak saadeti ve en tatlı nimeti muhabbetullah olur. Allah'ı sevmek olur. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Yani bir de muhabbetullahın içerisinde ruhtan, ruhun duyduğu bir lezzet vardır. Ona lezzet-i ruhaniye deniliyor. Lezzet-i ruhaniye en safi sevinçtir. Yani kalbi insan için en safi sevinç, en safi sevinç lezzet-i ruhaniyedir. Yani Allah'ı bilmekten, Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan, Allah'ı sevmekten gelen ruhani bir lezzet, manevi bir lezzet. Mesela bakın, mesela intisapta bir lezzet vardır. Mesela ben bir misal vereyim. Birisini düşünün. Bir genç mesela lisede öğrenci. Babası ressam. Dünyanın en meşhur ressamı.
gelmiş civarlar bir halk eğitiminde sergi açmış. Biliyorsunuz böyle. Dünyanın en antika resimli, en güzel tablolar. Bakıyorsunuz, insanı celbediyor. Gözlerini kamaştırıyor. O derece mükemmel tablolar. Şimdi duvara asmış. İnsan gider ne yapar? Bakar. Bakar. Telezzüz eder. Böyle bu ressam Sivaslı ya, dünya çapında olsa, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın muhtelif yerlerinde sergiler açsa, biz en az hemşerilik noktasından ne yaparız? O ressamı severiz. Lezzet alırız. Bizim memleketimizde yetiştirdiği müstesna bir kabile. Sivaslı memleketimiz, Türkiye ne yapıyor? Bütün dünyaya tanıtıyor. Şimdi orayı biraz daha küçülsek, şimdi mesela genç lisede öğrenci babasının şeylerini, tablosunu geziyor. Birkaç tane de arkadaşı var yanında. Resim tabloya baktığı zaman bakar, telezzüz eder. O telezzüzde bir tekeyyüf vardır. Ruhani bir lezzet vardır. Arkadaşlarla döner, der ki, bak görüyor musun? Kimin babasıdır? Sana babalık helal olsun. Baba ne olur? Öyle olur. İntisaptan gelen babasının meziyet ve kemalatını hissetmekten, duymaktan gelen ruhani bir ne vardır? Telezzüz vardır. Bakar temaşa edilir. İşte aynı his bir Müslüman'da marifet inkişaf ederse, iman inkişaf ederse o mümin Allah'la kainata bakar. İşte kainat mükemmel bir tablo. Geçen gün ormana gitmiştim. Bakıyorsunuz mükemmel. O tablo gibi değil. İçinde derinlik var. Derinlik var. İçinde ses var. İçinde renk var. Kuşlar cıvıldaşıyor. Hayat var. Ve o tablo her mevsim tazeleniyor. Tebedül ediyor. İşte bir tablo, şuradaki bir tablo nasıl ressamdan, ressamın meziyetinden haber veriyorsa kainat tablosu. Bütün mevcudatta Kerem Allah'ın nihayetsiz kenarından haber vermiş oluyor. İşte mümin imandaki intisap ile ruhani bir telezzüz duyar. İmanın inkişafı nispetinde o telezzüz ziyadeleşir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Yani Allah'ı bilmeyen, Rabb'ını tanımayan, kainatta geliş gayesinden mahrum olan, tabiri caizse hayvan gibi yaşayan, teressür eden, hayatı ve himmeti mutfaktan, mutfakta yiyip sonra 5-6 saat sonra dökmeye teveccüh eden, pislik makinesi, fışkı arası gibi yaşayan bir insan, dünyada en bedbahtır. Ama onun zahiren malı olsun, varlığı olsun, devleti olsun, serveti olsun, hakikat noktasında onların fazla önemi yoktur. Onun için ya, Allah'ı bilmeyen, tanımayan hem dünyada hem ahirette zarar içerisindedir. Mahcuptur, perişandır. Zelildir, hakirdir. Onu diyor, bakın, hakiki tanımayan, Allah'ı hakiki tanımayan, Cenab-ı Hakk'ı hakiki sevmeyen, nihayetsiz şekavete, ağlama, yani elemlere, evhamlara, manen ve maddeten müptela olur. Evet. Evet, şu perişan dünyada, avare nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nev-i beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa,
malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerden olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.